Cümleten selamun aleyküm benim güzel ailem. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün gene normal dedim öyle bir çıkayım. Bir makarna, bir paket makarna pişirdim. O makarnayı yedim. Hayır olsun şöyle birkaç hayvanın karnı doysun dedim. Çıkayım şöyle bir dağıtayım dedim. Aynı zamanda birkaç da ekmek vardı, kuru ekmek. Onları dedim vereyim hayvanlara yesinler. Çıktım, 4 tane yavru gördüm. 4 tane yavru köpek aslan parçası. Bir tane de annesi vardı. Annesini göremedim. Muhtemelen yemek aramaya falan gitmiştir. Yavrulara güzelce makarnayı döktüm. Makarnayı yediler. Sularını koydum. Ama üzücü bir olay yaşadım. Bir tane kangal kırması da olabilir. Kangal da olabilir bilmiyorum. Bir tane köpek can sonuçta yani ne olursa olsun. Yolun kenarında yatıyordu öylece. İlk evvela şey sandım ben. Kalçasında falan bir problem var. Araba çarpmış muhtemelen. Araba çarpmış da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Başka bir köpek de boğmuş, ısırmış olabilir. Bilemiyorum tam olarak. Videolar falan var zaten. Videoları koyacağım bu videonun peşine. Şimdi köpeği veterinerlik hastanesine götürdüm normalde ama veterinerlik hastanesinde şöyle bir şey dedim sordum. Oradaki hocaya sordum yani hekime. Dedim barınağa götürsem dedim tedavisi yapılır mı? Garantisini veremem dedi. Bir köşeye atabilirler de dedi. Çünkü belli olmuyor dedi barınağın işi vesaire. Ondan dolayı ben elimden geldiğince yani kendi çabalarımla yaptırmaya çalışacağım. Bakalım birkaç böyle hayvansever eş dosttan da yardım isteyeceğim. En azından hep bütün yük bana kalmasın. Ben de bir şey yaparım da 600 lira ile 1000 lira arasında bir şey tutabilirmiş bu ameliyat masrafı. Çünkü plak falan takılacakmış. Bir şekilde şey yapacağım. Hayvansever birkaç arkadaşla da konuşacağım. 3'e 4'e böleriz en azından. Ne kadar tuttu mesela? 1000 lira mı tuttu? 250 lira oldu pek koymaz o zaman. 250 lira olduğu zaman koymaz. Ama 1000 lirayı ben tek başıma kendim veremem yani. Şu an o gücüm yok. Biliyorsunuz daha sobayı, odunu, kömürü bir şey almadık. Bakalım şey yaparız ya. Bir şekilde ayarlayacağız yani. Ben onu kendim tedavi ettireceğim. Çünkü can sonuçta ya kıyamıyorum onu. Şimdi bir köşeye atarlar barınakta vesaire. Ben aldım şimdi onu oradan. O yüzden benim yapmam lazım bunu yani. Vicdanım el vermez yoksa. Bir şekilde yarın bir çaresine bakacağız. Şimdi arkadaşlar canımızın görüntüleri gelsin karşınıza. Veterinere giderken falan onları çekmiştim. Onlar gelsin. Daha doğrusu ben böyle hiç bu canı düşünmedim şey olarak yaralı köpek bulurum da video çekerim falan diye. Bundan önceki makarna pişirirken falan o video gelsin karşınıza. Oradan başlıyor çünkü video. Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi suyumuz kaynıyor. Sokak hayvanları için makarna pişireceğim. Aynı zamanda suyumuz var, ekmeğimiz var. Bunları sokak hayvanlarına dağıtacağız. Şöyle şu kamerayı bir şuraya bir koyabilir miyiz abi? Öyle dursa. Şuraya bir koyalım. Şurada da biraz kaldı. Şunu da bir dök. Şunu da bir karıştıralım. Şimdi arkadaşlar normalde Allah böyle de olmadı ya. Arkada kaldı ışık. Normalde mama sipariş verdim. Mama gelecek ama mama gelmeden önce çok soğuk var şu anda. Görebildiğim hayvanlara bir paket makarna şimdilik. İki tane bayat ekmeğim var. Bir şişede su. Bu hayvanlara da atmaya çalışacağım. Bakalım hangi köpeklerle, hangi hayvanlarla karşılaşacağız. Eğer böyle çok yardıma muhtaç hayvanlar görürsem iki taneye kadar alabilirim yanıma. En azından soğuktan, donmaktan kurtarırım diye düşünüyorum. İki taneye kadar yavru veya büyük artık ne kadar çok yardıma muhtaçsa elimden geldiğince yardım etmek istiyorum yani. Cinsmiş, mismiş benim için önemli değil yani. Bunu da buradan tüm izleyenlere söylemek istiyorum. Belki yeni gelen olur yani videoya izleyenler olur. Ya cins diye düşünmeyin. Alman kurduymuş, yoksa kangalmış, ne bileyim pitbullmuş, dobermanmış, rottweilermiş. Bunları düşünmeyin. Sokaklardan bir can sahiplenin veya barınağa gidin. Barınakta bir sürü cins hayvan dolu. Oradan da sahiplenebilirsiniz. Ama sokaktan bir can sahiplenirseniz daha iyi olur yani. Çünkü bir cana sahip çıkmış olursunuz. Bu şekilde düşünüyorum ben. Ben de iki tane can sahipleneceğim inşallah. Yardıma muhtaç görürsem eğer. Yoksa normal
gideyim de köpek satın alayım vesaire, bunları yapmayın kesinlikle. Çünkü binlerce, on binlerce hayvan var sokaklarda yani. Aç, susuz. Cins de çok fazla var yani sokaklarda. Atılmış oluyor. Adam alıyor mesela Alman kurdunu. Atıyor bir köşeye. Mesela diyelim ki kangal. Adam besliyor, işini görüyor. Ya da bir şey oluyor, bir şey yapıyor. Atıyor sokağa. Siz de onu mesela sahiplenebilirsiniz. Neyse, şimdi ben makarnayı pişireyim. Makarnayı yaparken yağı ve suyu, yağı ve suyu diyorum ya, niye konuşamadım ben? Yağ koymuyoruz, tuz da koymuyoruz makarnaya. Çünkü hayvanlar için zararlı olabilir. Normal bir şekilde makarnamızı pişireceğiz. Daha sonra götüreceğiz. Bir tane yeter mi ya? Tencereye sığmaz ki ama ikinci paket. Neyse, hadi görüşürüz. Hadi yiyin bakalım aslan parçaları. Bıt 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 bıt. Allah, güzelliklere bak şunların ya. Bettik ya. Gel gel gel. Burnu yoğurt olmuş, şuna bak. Hadi yiyin bakalım. Arkadaşlar, yavruları besliyorum şu anda. Görmüş olduğunuz gibi. Ama bucanı buldum. Bucan yaralı galiba. Bunu tedavi ettirmeye götüreceğim. Yattı, hiç sesi de çıkmıyor. Güzellik mi? Ne oldu? Tamam tamam tamam. Arkadaşlar, şu anda yaralı canımızı şeye götürüyorum. Veteriner hastanesine götürüyorum. Normal veterinere götürmek istemedim çünkü durumu çok kötü. Muhtemelen araba çarpmış, arka tarafında röntgen falan çekilmesi gerekiyor. Her türlü ben elimden geleni yapmaya çalışacağım. Biraz da düşürürler artık yani, sokakta buldum falan diyeceğim. Masrafları biraz uygun yaparlarsa iyi olur yani. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bakalım, şimdi yoldayız. Arka tarafta yatıyor canımız. Şöyle göstereyim. Keyfi yerinde. Şimdi gidiyorum oraya doğru. Bugün cerrahi hoca yokmuş. Cerrahi hoca yarın gelecekmiş. Bir gidelim bakalım ne olacak, ona göre bir şey yaparız. Haberdar ederim sizleri. Veterinerde falan video çekemem çünkü kucağıma alacağım. GoPro yok biliyorsunuz. Bu şekilde. Arkadaşlar, şimdi dönüyorum eve. Şu anda olmazmış. Yarın sabah getirmem lazımmış. Aynı zamanda 600 ile 1000 lira arasında bir ücret bulabilirmiş. Yani plak takılacakmış. Ameliyat olacakmış yani komple. Arka tarafını daha detaylı şekilde ben evde video çekip anlatırım da. Plak takılacakmış. Aynı zamanda dikiş atılacakmış üzerine yani. O kırıklar iyileşmeye başlamış. Ama plak takılıp kaynatılacakmış. Yani öyle bir şeyler dedi. Arkadaşlar, şimdi eve geldim. Ben kalçasından bir sıkıntısı var sanıyordum. Ağrısı, acısı var sanıyordum ama ayağının biri kırıkmış. Çok mutlu oldum şimdi. Tabii ayağının kırık olduğuna mutlu olmadım da, kalçasında bir sorun olmadığına çok mutlu oldum yani. Yok diye tahmin ediyorum ama bir ayağını basıyor üstüne. Kalçasında bir sorun olsa hiç basamaz. Bir ayağını üstüne basıyor. Tek ayağında kırık var. O da muhtemelen tedavi edilir. Çok çok sevindim şu anda. Bakalım yarın veterinere tekrardan gideceğiz inşallah. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki ön ayağı da arka bir ayağı da yere basıyor şu anda. Bir sıkıntısı yok. Sadece sol ayakta bir sıkıntısı var. Kırık gibi. Şöyle biraz daha şey yapayım. Şimdi buraya sünger de koydum. Burada yatsın. Biraz şu an saat 7 civarı. Biraz hava kararınca içeri alırım. Üşümesin dışarıda. Gece soğuk oluyor çünkü. Ne oldu kızım? Oğlan mısın, kız mısın sen? Daha belli değil. Karabaş. Karabaş koyalım senin adını ya. He? İyi olacak ayağın inşallah. Basacaksın üzerine. Güzellikim benim. Dostlar, şimdi videoyu sonlandıracağım. Videoyu sonlandırmadan önce size bir şeyi göstereyim. Canımızı göstereyim ne durumda. Ondan sonra videoyu kapatırız. Yatıyordu en son. Bakayım. Şu an yatıyor. Vurmuş kafayı. Şöyle size bir göstereyim. Tamam, korkma kızım, korkma korkma. Görmüş olduğunuz gibi burada yatıyor. Tamam oğlum, tamam. Aferin sana, aferin. Aferin akıllıma. Bak, yat süngerin üstünde, sıcak burası.
Oh. Tamam. Suyu da burada. Aa, ekmekleri yemiş. Ekmek doğramıştım buraya. Ekmekleri yemiş. İyi. Biraz daha ekmek doğrarım birazdan. Sana güzel bir şey yapalım. Yemek falan vardı. Onları karıştırıp vereyim sana. Tamam mı güzellik? Aferin sana ya. Biraz daha doyuralım seni. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar bu arada canımıza kanama durdurucu şey yapıldı. İğne yapıldı. Onu da söyleyeyim de ilaveten. Ağrı kesici yapmak doğru olmazmış. Öyle söyledi. Kanama durdurucu iğne yapıldı.